Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kereviz salatası yapacağım arkadaşlar. Kerevizlerimi yıkadım böyle baş kısmını da kestim. Bunlardan yemek yaptım çok güzel oluyor. Şimdi kerevizimi soyacağım arkadaşlar. Önce böyle baş kısmını kesince nereden soyacağım belli oluyor. Onun için bu şekilde kesiyorum. kalın bir şekilde soyuyorum. Bakın bu şekilde çizgi var gibi kalın kısmına ince kısmına ayıran bir tabaka var. Buradan itibaren soyacağım. O çizgi gibi olan yerden kalın yerler olursa tekrardan onları alırım. Bu şekilde ilk önce bir soymam lazım bunu. Detaylı bir şekilde nasıl soyulacağını gösteriyorum. İlk defa kereviz yemeği yapacak olanlar, kereviz salatası yapacak olanlar vardır diye. Bakın böyle kalan yerlerini almamız lazım. Çünkü onlar çok sert oluyor. Pişirdiğiniz zaman yemekte de sert olur. Onu koymamam lazım. Baş kısmını şöyle kalın kesince içerisinde kaldı. Onu da bıçağın burnuna şu şekilde çıkartayım kalmasın ziyan olmasın bu da şöyle üst kısmını da kesiyorum kerevizlerimiz soyuldu artık bu kararmadan hemen yıkamam lazım bunu hemen yıkayacağım rendeleyeceğim kerevizlerimi yıkadım burada hızlı hareket etmemiz lazım kararmaması için şöyle rendemi dalıyorum. alıyorum rendenin kalın kısmına rendeleyeceğim arkadaşlar bu şekilde ince kısmında güzel olmuyor kalın kısmında bu şekilde rendeleyeceğim böyle hızlı hızlı çabuk kararan bir sebze onun için böyle hızlı hareket etmemiz lazım bu şekilde rendelemeye devam edeceğim Son kalan küçük parçamı da rendeliyorum artık. Rendemek için şöyle bir silkeliyorum. İçerisinde çok kalıyor çünkü. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Hiç kararma olmadı hızlı yaptığım için. Bir tane limon sıkmıştım. Biraz suyundan döküyorum. Çok su, suyu ondan az döktüm. Şimdi de su ilave ediyorum. Kerevizlerin üstünü geçene kadar bu kadar dökmeniz yeterli. Şöyle bir karıştırayım. Ben yoğurdunu hazırlayana kadar burada limonlu su da beklesin. Kerevizlerimi süzdüm. Yoğurdumu da çırptım. Kabımın içerisine yoğurdumu alıyorum. Burada genişçe karıştırması daha iyi olacak. İsterseniz süzme yoğurdu kullanabilirsiniz. Ben evdeki yoğurdun katı yerlerini kullandım. Bir diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak isteğe bağlı. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yarım bağ dereotu otu kıymıştım. Bir tane de maydanoz koydum. Böyle iri olacak şekilde. Şimdi onu da ilave ettim. Şöyle tabağımı da sıyrayım. Bir su bardağı ceviz. Bu cevizi robottan çekmedim. Buzdolabı poşetine koydum. Bardağın arkasında bu şekilde kırdım. Onu da ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Buradaki yoğurt miktarı 500 gram. Şöyle malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Şimdi kerevizlerimi ilave ediyorum. Suları iyice süzüldü kerevizleri. Şöyle kerevizlerimi bir karıştırayım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu kereviz salatası. Bu salata hem tok da tutuyor. Diyet yapan arkadaşlar tercih edebilir bu salatayı. Yediğiniz zaman acıkmazsınız. Bu salatanın içerisine mayonez de çok güzel yakışıyor. 1 yemek kaşığı mayonez de ilave edebilirsiniz Salatam çok güzel oldu arkadaşlar bakın şöyle Şöyle bir iki daha karıştırayım Şimdi de sunumuna geçiyorum Salatamı servis tabağına aldım şöyle üzerine de zeytinyağı gezdiriyorum arkadaşlar Zeytinyağı isteğe bağlı fakat çok güzel oluyor üzerinde. Bakın şöyle kendi bahçemden topladım. Cevizlerle de şöyle süsledim. Deri otunla güzel bir ağaç şekli vermeye çalıştım. Çok güzel oldu arkadaşlar salatam. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.